Hatay'ın Belen ilçesi Kömürçukuru mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 40 yaşındaki Mustafa Bulat'ın iddialarına Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Bulat, diş ağrısı nedeniyle gittiği İskenderun Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ihmal olduğunu söylemiş, gözünün ihmal nedeniyle alındığını iddia etmişti. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Bulat'ın gözünün ihmal nedeniyle değil, ağız ve çevresinde gelişen kanser nedeniyle alındığını açıkladı. Açıklamada iddialar gerçeği yansıtmamaktadır dendi. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Hasta 28 Mart 2019 tarihinde İskenderun Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ne başvurmuş, bu tarihte hastanın panoramik röntgeni alınmış ve antibiyotik tedavisine başlanmıştır. Antibiyotik tedavisi sonrası hasta 16 Mayıs 2019 tarihinde tekrar merkeze geldiğinde diş hekimi hastanın yüzünde şişlik ve asimetri olduğunu fark etmiş, öte yandan ileri derecede sallanan ve kökünden çıkmak üzere olan dişi herhangi bir anesteziye ya da cerrahi müdahaleye gerek olmaksızın eliyle almıştır. Diş hekiminin uyarısı ve ısrarı üzerine Çukurova Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastaya burada maksiller sinüs maligin neoplazmı yani ağız ve çevresinde kötü huylu kanser teşhisi konulmuştur. Bu kanser çeşidi çok hızlı ilerler ve ağız içinde kendiliğinden oluşan diş kayıpları çok sık görülmektedir. Hastanın dişinin sallanması ve zorlanmadan alınması bu sebepledir. İlerleyen süreçte hastanın ağız ve diş çevresinde oluşan kanserin göze de yayılması üzerine hastanın gözü ve yüzün etkilenen diğer dokuları ameliyatla alınmıştır. Tekrar ifade etmek gerekirse göze yapılan müdahalenin sebebi bu hastalıktır ve gözdeki deformasyonun diş çekimiyle bir ilgisi yoktur.